Ali Karahasanoğlu, Haydi Solak Ekonomistler, Cevap Verin Şu Bakanlığa. Doğalgazda faturaya %1'e bile yansamayacak oranda ÖTV değişikliği yapıldığı an başlıklar atıldı. Doğalgazda ÖTV 3 misli oldu dediler. Sandınız ki doğalgaz faturaları artık 3 misli gelecek. Oysa attıkları başlıklar yalanmış. Başlıklar yalan da olsa gazeteler manşeti attı, televizyonlar haberleri yaptı, Algo operasyonu tam gaz gerçekleştirildi. Dünkü yazımın altına not olarak verdiğim Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasının bugün biraz daha ayrıntısına girelim. Doğalgazda ÖTV 3 misli oldu diye manşet atanların, onların görüşüne başvurduğu koca koca ekonomistlerin, iktisat tarihinin bilgi isimlerinden bize alıntılar yapan koca koca profesörlerin, Sabancı Üniversitesi'nin finans uzmanlarının, bakalım, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına Verebilecekleri bir cevap var mı? Diyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır. Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Ağrım devam ediyor diyeceğim. Bakanın açıklamasına bir cevap verebilir misiniz diyeceğim ama çok bilmiş ekonomistlerin aslında Türkiye'de 6 Şubat'ta deprem olmadı. AK Parti iktidarı deprem olmuş gibi simülasyon yaptı diyebileceklerinden de korkuyorum. Utanma falan yok çünkü bunlarda. Onlar ne derse desin, onlar ne derlerse desinler deprem bir gerçek ve Türkiye'ye 105 milyar dolarlık fatura çıkarttığını da kimse inkar edemez. Bakanlığın açıklamasına devam ediyoruz. Düzenleme bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. Sabah'tan akşama kadar cari açık, cari açık diyorlardı ya. Al sana cari açığı kapatacak bir adım olarak ÖTV'nin yükseltilmesi Bakanlık tarafından bu çözüm açıklanıyor ama onların dertleri cari açığın kapanması değil ki. Tam aksine cari açık yükselsin ki onlar da istismar edecek bir malzeme bulsunlar. Bakanlık devam ediyor ÖTV yükselişine gerekçelerini sıralamaya. İkinci olarak makto olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları makdu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir. Haydi ekonomistler, haydi Sabancı Üniversitesi'nin çok bilmiş finans uzmanı söyle bakalım. 2016 yılından 2023 yılına kadar makdu olan ÖTV miktarları arttırılmış mı, arttırılmamış mı? Bakanlık doğru mu söylüyor, yalan mı? Var mı böyle bir dünya? Benzin 7 TL'den 25 TL'ye çıkmış ama benzin üzerinden alınan vergi 3 TL 4 TL neyse aynı kalsın. Bakanlık açıklamasına şöyle devam ediyor. Bunun sonucunda akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin 2016 yılında GSYH içindeki payı %4.58 iken 2022 yılında %2.8'e vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında %26.23 iken 2022 yılında %17.84'e düşmüştür. Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranı %50'lerin üzerindeyken yeni yapılan artışa rağmen 38.5 seviyesinde kalmıştır. Haydi Özgür Demirtaş, Haydi Deron Acamoğlu, Haydi Jeremy Rifkin. Hanginiz üstleneceksiniz? Çıkın şu açıklamaya bir cevap verin. ÖTV 2016 yılında GSYH içindeki payı %4.8'den 2022'de %2.8'e inmiş. Bunun çözümü ÖTV'yi artırmak değil de nedir? Artırmak istiyoruz. Aslında yanlış söylüyoruz. Aynı seviyede tutmaktan bahsediyoruz. Buyursun çok bilmiş ekonomistler bu işi izah etsinler. Edemiyorlarsa ahlaksızlık yapmasınlar. ÖTV 3 katla ÖTV 3'e katlandı, doğalgazda zam demesinler. Doğalgazın ÖTV'si arttı, faturaya %1 yansıyacak diye gerçeği söylesinler. Nokta.